Merhaba arkadaşlar. Kamu özel kesim yapısı ve ilişkileri programımıza yargı kuruluşları bölümüyle devam ediyoruz. Bu programımızda yargı fonksiyonundan, yargı kollarından, mahkemelerin teşkilatlanmasından ve son olarak hakimler ve savcılar kurulundan bahsedeceğiz. Programımıza ilk olarak yargı fonksiyonunu tanımlayarak başlayalım. Yargı fonksiyonu bağımsız mahkemelerin hukuki uyuşmazlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını yargısal usul ve teknikleri kullanarak kesin olarak çözme ve karara bağlama işlevi olarak tanımlanır. 1982 Anayasası'nın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Bu doğrultuda yargı fonksiyonu hukuk düzeninin gerçekleştirilmesini ve korunmasını amaçlar. Aynı zamanda yargı fonksiyonunun iki önemli özelliği bulunur. Bunlar mahkemelerin bağımsızlığı ve kesin hüküm vermeleridir. Yargı fonksiyonunun temel olarak üç aşamada gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Bunlardan ilki hukuka aykırılık iddiasının ortaya çıkmasıdır. İkincisi var olduğu iddia edilen hukuki aykırılığın araştırılıp tespit edilmesidir. Son aşama ise bu aykırılığın giderilmesi ve yaptırım uygulanmasıdır. Ülkemizde yargı çeşitli kollara ayrılmıştır. Bunlar adli yargı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı, seçim yargısı ve hesap yargısıdır. Ayrıca bu noktada ülkemizde önceden askeri yargının da bulunduğunu fakat 2017 anayasa değişiklikleriyle birlikte bu yargı kolunun kaldırıldığını da belirtmek gerekir. Gelelim ülkemizdeki yargı kollarına. Adli yargı genel görevli mahkemelerden oluşan bir yargı koldur. Diğer yargı kollarının görevlerine girmeyen davalara adli yargıda bakılır. Bu nedenle adli yargı kapsamı en geniş olan yargı koldur. Ayrıca hukuk yargısı ve ceza yargısı olmak üzere de iki kola ayrılır. Yargı kollarından bir diğer olan idari yargı ise ilk defa Fransa'da ortaya çıkmıştır. Fransa'da ilk kez ortaya çıkan bu yargı kolu ülkemizde iki dereceye sahiptir. İlk derece mahkemeleri olarak idare ve vergi mahkemeleri, üst derece olarak da bölge idare mahkemeleri ve danıştay faaliyette bulunur. İdari yargı rejiminin uygulandığı ülkemizde uyuşmazlıkların türüne göre çeşitli yargı düzenleri bulunur. Bir uyuşmazlığın çözümünün bu yargı düzenlerinden hangisine ait olduğu konusunda zaman zaman sorunların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. İşte bu nedenle idari, adli ve askeri yargı kolları arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmek için uyuşmazlık mahkemesi kurulmuştur. Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan ile 12 asil ve 12 yedek üyeden oluşur. Hukuk uyuşmazlıkları mahkemenin hukuk bölümünde, ceza uyuşmazlıkları ise mahkemenin ceza bölümünde karara bağlanır. Her bölüm bir başkan ve 6 asil üyeden oluşur. Hukuk ve ceza bölümlerinin birlikte toplanmasıyla da Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu oluşturulur. Yargı kollarından bir diğeri seçim yargısıdır. Seçim yargısı seçimlerin dürüst, güvenilir ve anayasada belirtilen diğer ilkelere uygun bir şekilde yapılması ve sonuçlandırılmasıyla görevli bir yargı koldur. Bu yargı kolunun faaliyetlerini Yüksek Seçim Kurulu yönetir. Yargı kollarının sonuncusunu ise hesap yargısı oluşturur. Kamu kurum ve kuruluşlarının gelir ve giderleriyle malların denetlenmesine hesap yargısı denir. Türkiye'de hesap yargısı Sayıştay tarafından yerine getirilir. Bahsettiğimiz yargı kolları içinde faaliyet gösteren mahkemelerde çeşitli hakimler görev yapar. Bu hakimlerin ise belirli ilkeler altında faaliyet göstermeleri gerekir. Bu bakımdan yargı organına hakim olan temel ilkeler hakimlerin bağımsızlığı, kanuni hakim güvencesi ve hakimlik teminatı ilkeleridir. Hakimlerin bağımsızlığı ilkesi, hakimlerin yasama ve yürütme organlarına bağlı olmamaları, bu organların da hakimlere emir ve talimat veremeyeceği anlamına gelir. Kanuni hakim güvencesi ilkesi ise anayasanın 37. maddesinde güvence altına alınmıştır. Bu madde hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılmayacağını belirtir. Son olarak hakimlik teminatı ise hakimlerin her türlü maddi ve manevi baskıdan uzak olarak görev yapabilmeleri için kendilerine tanınan kişisel güvence olarak ele alınabilir. Bu doğrultuda hakimlerin baskı altında olmadan görev yapabilmeleri için çeşitli teminatların sunulması gerekir. Bu teminatlara azledilmeme, emekliye sevk edilmeme, aylık ve ödeneklerden yoksun kılınmama ve idari görevlere atanmama teminatları örnek olarak verilebilir. Genel olarak hakim ve savcıların atama, terfi, yükselme ve disiplin gibi özlük işleriyle hakimler ve savcılar kurulu ilgilenir. Hakimler ve savcılar kurulu 13 üyeden oluşur ve iki idare halinde çalışır. Ayrıca kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Son olarak HSK'nın başkanlık, genel kurul, daireler ve hizmet birimlerinden oluştuğunu belirterek programımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar, Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri programımızın yargı kuruluşları bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.